Evet, hoş geldiniz. Evet, takipçilerimize haber veriyor Instagram. Biraz sonra Buket Hoca da bağlanacak. Ve dün akşam kaldığımız yerden yayınımıza devam edeceğiz. Evet, Buket hocama isteği gönderdim. Şimdi Buket hocam da canlı yayına bağlanacak. Merhaba hocam, nasılsınız Merhaba yeniden? hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Kusura bakmayın. Bu gece cumartesi akşamı olunca sanırım biraz yoğunluk var Instagram'da da. Evet. İzleyicilerimizden de özür diliyoruz. Biraz geç başladık ama başlayabildik en azından. Nasılsınız Evet. görüşmeyeli hocam? Çok şükür. Siz nasılsınız hocam? Çok Hamdolsun, şükür. sağ olun, çok şükür, Allah razı olsun. Evet, Sizden de. izleyicilerimiz geliyor. İyi Çok, akşamlar diyorlar, uyuyorlar, iyi evet, yayınlar. iyi akşamlar Derya hocam. Evet. Evet, yavaş yavaş isterseniz başlayalım. Merhaba Hande hocam. Hocam, dün çok güzel şeyler konuştuk aslında. Bugün biz böyle ben yeniden dinledim, izledim. Hatta danışanlarımızla da konuştuk. Şöyle kısaca bir daha tekrarlar mısınız? Sonra bugünkü konumuza geçelim, devamına geçelim. Tabii ki. Dün bayağı bir şeylerden konuştuk aslında ama bir ön tanıtım gibiydi neredeyse Evet. bireysel stratejik planlama için. Aslında her biri ben de şöyle bir baktım konuşmalarımıza. Her biri ayrı ayrı pencereler açacak bir konu. Zaten sizin de orada söylediğiniz gibi bunu bir kitaplaştırıyoruz da aynı zamanda ailede stratejik planlama diye. O da harika olacak. Şimdi kitap bölümü diyelim. Yanlış söyledim. Sizin çok Estağfurullah. güzel kitabınızın bir bölümü olacak bu da. Şimdi dün aslında bireysel stratejinin öneminden biraz bahsettik. Sorumluluk duygusu verdin. Özellikle gençler üzerinde durduğum için onun üzerinden gidiyorum ben. Sonra hayal kurmanın önemini, hayal kurmak ne kadar bireysel stratejilerimize ulaşmak için, o kutsal amacımıza, büyük hedefimize ulaşabilmek için ne kadar önemli olduğunu ve aslında çocuklarımızın stratejilerine demeyelim, hayallerini ne kadar da büyütürken ket vurduğumuzu biraz konuştuk. Aslında bizim için bu COVID denilen hastalığın nasıl bir fırsat olduğunu, Evet. ruhlarımızın biraz da dinlendiğini, evden çalışmakla çok yoğunlaştık aslında. O da bir gerçek ama bunları genel olarak konuştuk. En son biraz misyon, biraz vizyon, daha doğrusu direkt misyon, vizyon demeyelim de kendi dilimizde daha yakın bir şeyler konuşalım diye büyük hedef, kutsal amaç diye konuştuk. Onun Öztürkçe'de karşılıkları da var, sürekli Evet. kullandığımız. Onları da konuşabiliriz bugün hani belki Tabii şey ki. olursa. Şimdi saat 9 oldu denildiğinde ben o kadar hani 5. viteste devam ediyormuşum ki. Ondan sonra kendime geldim. O kadar konsantre olmuşum. Bir sürü şey anlatacaktık dedik. Sağ olsun çok güzel de dönüşler oldu bana da. Size de öyle olmuş belli ki. Herkese teşekkür ederim dinledikleri için. Sağ olsunlar. Bugün de hocam stratejiler nasıl oluşturulur? Artık stratejik planı adım adım oluşturalım Evet. isterseniz burada. Lütfen. Ona girelim. Olur mu? Merak et. Ben de merak Şimdi ediyorum. Doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular var doğrular. hayatımızda. Sizin gibi bir Doğru. uzmandan öğrenelim bunu hocam. Estağfurullah. Sağ olun hocam. Sonra da en son bir yapay zekayı da bir gidip gelelim aslında. Lütfen. Yani o kısmı da Lütfen. çok önemli. Şimdi hocam her şey aslında şeyle başlıyor. Mevcut durumun kontrolüyle başlıyor. Mevcut durumun analiziyle başlıyor. Ben hep bunu
bireysel stratejik planı öğrencilerime anlatırken hep fırsatını bulup anlatıyorum çünkü. Diyorum ki kapıdan çıkarken ne yaparsınız? Hemen diyorlar ki bir aynaya bakar, üstümüzü başımızı düzeltiriz. Şimdi aslında stratejik planın bu kendimizi üstümüzü başımızı düzeltme, ne olduğumuzun farkına varma kısmı yani aynaya bakma kısmı mevcut durum analizi aslında. Şimdi mevcut durum analizi tabi bu kadar genel kavramlarla anlatmayacağım. Biraz tekniğe ineceğim ama yani biraz tekniğe de inmemiz gerekiyor Evet. herhalde. Zaten herhalde anlaşılmayan bir durum olursa hemen bizi ikaz ederler. Çok Tabii ki. tekniğe inmeyeceğim zaten. Şimdi mevcut durum analizi için bir sürü analizlerimiz var aslında. Bir kere mevcut durum analizini yapmamız için bir kendi analizimizi yapmamız lazım. Bir de çevremizin analizini yapmamız lazım aslında. Bunu uzmanlar düşünmüşler, taşınmışlar diyelim. 1960'lı yıllarda SWOT analizini ortaya atmışlar. SWOT analizi Türkçeleştirdik biz bunu. GZFT analizi dedik. SWOT analizi İngilizce güçlü, zayıf, fırsat ve tehditlerin baş harfleri aslında. Ama biz de GZFT analizi olarak konuşuyoruz. Ama ben sürekli burada SWOT diyebilirim. Olsun Şey hocam, yaygın alışkanlığı olan. için Yaygın yaygın olan. olan. Evet. Evet. Şimdi SWOT analizi şöyle bir kere kendinizin kendi içinizdeki güçlü yönlerinizi belirlemeniz için gerekiyor. Şimdi burada bazı sorular var. Yani aslında şirketlerde böyle bizim oluşturduğumuz şunlara cevap verirseniz SWOT analizini bulursunuz diyebileceğimiz bazı sorular var ama aynı soruları biz kendimize de sorabiliriz aslında. Bizim üstünlüklerimiz neler? Neleri biz daha iyi yapıyoruz? Yani başkalarıyla kendimizi kıyasladığımızda biz onlardan daha üstün nelerimizi yapıyoruz? Bunlara bir odaklanıp yazmamız lazım. Bu hani bir megalomanlık değil. Hayır, kendimin tespit etmem gerekiyor. Ne kadar güçlü olduğumu bileyim ki. Çünkü arkasından geliştirmeye açık yönlerim, yani zayıf yönlerim. Çok zayıfı kullanmayı sevmiyorum ben. Çünkü zayıf yönler muhakkak geliştirilebilir yönler. Bunu bilmek lazım. Yani zayıflık deyince bazı şeyleri sanki hani Evet. ben zayıfım ve kabul ediyormuşum gibi psikolojik bir durum olduğu için ben geliştirmeye açık yönler diye söylemek istiyorum. Burada altta geçen şeyleri arada bir okuyorum. Ben Nasılsınız sorular diyenler evet var. soru Herkese olursa iyi söyle olduğumuz görünüyor aslında. Ha, buyurun hocam. ben soru olursa söyleyeceğim. Tamam, Bazen tamam. konuyla tam alakalı olmayan konuşmalar da geçiyor. Ben bölmemek için Tamam. daha sonrasında soracağım. Ben de Tamam. anlamıyorum yani konuyla tam alakalı olmadığı zaman. Ama büyük bir istekle katılım var şu anda çünkü Ay, merak teşekkür ediyoruz. ederim. Yani şöyle Tamam. dediğiniz doğru. Biz mesela Türkiye'de yaşayanlar güçlü yönlerimizi biraz söylemekten çekiniyoruz. Çünkü genelde ailelerimiz bize biraz evet mütevazı olmamız gerekiyor ama biz gereğinden fazla da mütevazı oluyoruz galiba. İfade Kesinlikle. edemiyoruz. Ama bu tarafta da işte zayıf yönler deyince çok da kulağa hoş gelmiyor. Yani ben o kadar basiretsiz miyime kadar giden bir böyle köprü var. Ne kendimizi iyi yönleriyle tanıyabiliyoruz ne de zayıf yönleri artiküle etmeyi sevmediğimiz için böyle arafta bir yerlerdeyiz. Bu da bence kendimizi ben kimim sorusunu yanıtlamamıza izin vermeyen bir durumu ortaya çıkıyor. O yüzden bu söyleyecekleriniz çok önemli hocam. Evet, kesinlikle. İnanın aslında büyük böyle kurumsal şirketler bile, bakın biz kişi olarak böyle yetiştirildiğimiz için şey yapıyoruz. O şirketleri yönetenler de tabii bizim kültürümüzde yetişen insanlar olduğu için zayıf yönleri hep reddediyorlar veya gelişmeye açık yönleri hep reddediyorlar. Performans düşüklüğünü reddediyorlar ve korkuyorlar. Çok enteresan bir durum var. İşte bu kültürü oluşturmamız lazım aslında. İnanın ben de mütevazilik kısmını çok seçtiğim için kendi hayatımda bu
güçlü yönlerimi belirlerken ben de çok zorlandım. Yani hepimiz aynı durumdayız aslında. Uzman olmanız yetmiyor. İnsanız çünkü sonuçta. Şimdi güçlü yönlerimiz için dediğim gibi üstünlüklerimiz neler? Başkalarından daha iyi neleri yapıyoruz? Neleri iyi yapabiliriz kendi içimizde başkalarıyla kıyaslamadan? Bunlara bakacağız. Bir de gelişmeye açık olan yönlerimiz için de neleri kötü yaparız? Bu Neleri arada bir iyileştiririz? şey söyleyebilir miyim? Bu Tabii. şu anda izleyicilerimiz arasında yaş bence ortalaması çok değişiyor. 6 yaşında Evet. bir izleyiciniz de var. Bunu biliyor musunuz? Bu Aa, bizim ay sürekli izleyicimiz. en büyük Evet, 6 hayalimdi. yaşında şu anda annesiyle Ona birlikte bütün izliyor. Ona el salladım. harika. Biraz Tamam, ben de sonra el sallıyorum. büyük olasılıkla uyuyacaktır. O seyrederken uyuyor. Sonradan Tamam. izliyor. Bunları izliyor inanın ve sizi çok Ah. severek izlediğinden eminim. Ah, ona bütün sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Ne mutlu bana. Çünkü Kemal. hocam Kemal. Kemal. Oo, ismi de ne kadar Çok güzel. güzel. Kemal'cim, seni çok öpüyorum ben. Ben de. Çok böyle gönlümle sarılıyorum. Şimdi hocam, benim de en büyük hayalim, dün bahsettim ya size, bu bireysel stratejik planlama kültürünü 6 yaşındaki çocuklara kadar indirebilmek. Yani aslında şöyle bir bakıyorum, bugün biraz böyle hani keyif yaptım, cumartesi keyfi diyeyim. Dede Korkut hikayelerine falan da baktım şöyle bir. Yani eskiden bizim büyüklerimiz bu hikayelerle çocuklara ne büyük vizyonlar veriyorlarmış. Destanlarla, Evet. masallarla, Doğru. oyunlarla, evde oynanan oyunlarla. Onun için bizim de borcumuz tabii çocuklarımıza böyle oynayarak, oyunlaştırarak, size atıp yapıyorum. Teşekkür ederiz. Oyunlaştırarak bunları bir şey yapmak. Şimdi hocam, zayıf yönlerimizi veya geliştirmemiz gereken, geliştirmeye açık olan yönlerimize gelirsek de, şimdi neleri biz daha kötü yapıyoruz? Yani iyi değil yaptıklarımız veya başkaları bizden daha iyi neleri yapıyorlar? Veya neleri iyileştirmeye ihtiyacımız var? Bunu açık açık yazmak lazım. Çünkü biliyorsunuz, bir hastalık varsa önce teşhis etmek lazım. Eğer teşhis edemezsek tedavi de yok. Siz eğer zayıf yönünüzü veya geliştirmeniz gereken yönü belirleyemezseniz onu tedavi etmeniz mümkün değil. Sürekli kaçarız. O gün sizin çok güzel bir ifadeniz oldu. Bayıldım ben ona. Hatta hemen not aldım. Ha. Dediniz ki, evet hocam, hatta notum da buralarda. Pardon. Bilgisayarımın yanında. Siz oyunu, bir dakika hocam, tam şey yapayım. Siz oyununuzun kurallarını, yani oyununuzu siz kurmazsanız, şimdi oraya sıkışmış da alamıyorum. Siz oyunun kurallarını koymazsanız, siz oyununuzu kurmazsanız, ondan sonra arka koltuğa oturur. Direksiyon sizin elinizde değil gibi algıladım ben onu. Arka koltuğa oturur, işi arabeske bağlarsınız dediniz. Evet. Oyunlaştırmada. Şimdi gerçekten bu böyle. Onun için zayıf yönlerimizi çok net, acımasızca, nasıl kendimizi, güçlü yönlerimizi pohpohlayarak ortaya çıkartabiliyorsak, geliştirmemiz gereken yönlerimizi de acımadan yapmamız lazım. Burada bir konu daha var. Yine şey aklıma geldi. Dün soru sormuştu Emel'cim, Emel Hoca. Biz bunlar için kimlere soracağız, kimlere danışacağız demişti. Özellikle güçlü ve zayıf yönlerimiz için bizim yakın çevremize sorular sormamızda fayda var. Paydaşlarımıza yani. Bizi nasıl görüyorlar? En sonunda konuştuk, hani hemen bir soru da gelmişti hatta. Bizim ne kadar iyi olduğumuz veya nasıl kötü göründüğümüzün tabii ki önemi var. Ama daha önemlisi dışarıdan nasıl görünüyoruz. Onun için bunları bir de başkaları gözüyle iyi yönlerimiz ve kötü yönlerimizi bir sormamızda fayda var hocam. Hocam ben bugün iki tane Buyurun. neredeyse bu tür bir şey yaptım. Birinden neredeyse yani çok güzel bir dönüt aldım. Birinden de aman Allah'ım
Düşünmemle. Hani İşte bakış açısı hocam. size demiş ya hani Sakarya Üniversitesi'nde hanımefendi Asistanım. Evet. aynı dönüş bana da oldu. Bir başlayan sonra ben böyle gözümü patlattım. Gerçi benim de biraz sesim yükseldi. Çünkü öyle bir tepkiyi beklemiyordum. Fakat evet değişik. Herkesin kendi bağlamı, kendi gerçeği var. Benim hani nitel araştırmada anlattığım aslında konu bu. O pencereden baktığın zaman herkes haklı. Hocanın dediği gibi, Nasrettin Hoca'nın. Ama işte genel geçer olanı bulmak için belki de evrensel olanı çok fazla kişiye sorup çok fazla kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Bu Evet, konuda bana kesinlikle. destek ve ya bana cesaret verdiniz. Bugün başardım ben. En azından sordum. Estağfurullah. Ne kadar güzel. Yani bir de öğrencinize mi sordunuz? Öyle gibi İkisi anladım ben. de danışan öğrencim. Bir işle Danışan ilgili. öğrenci. Biri çok güzel yanıtlar verdi ve benim farkında olmadığım yönlerimi söyledi. Evet. İşte oraları çıkartabilmek önemli Yani hocam. o pozitif Oraları. anlamda. Öbürü de negatif anlamda diktatör olduğumu söylemese de ona geldi konu. Ben böyle bir şaşırdım çünkü ilk defa böyle duydum. Sonra sizin söyledikleriniz aklıma geldi. Hani orada biraz böyle sinirlendim tabii ki. Hani söyleme biçimi de biraz sertti öğrencinin. Ben de sertleştim. Sonra durdum düşündüm. Sizin hani dediniz ya duymak gerekir, sormak gerekir herkesin penceresi. Evet, bağlam farkındalık bunlar. Herkesin o gerçeği kendiyle ama işte o gerçekler içinde ben kendi gerçeğimi yaratabilmeliyim. Sorgulayabilmeliyim. Çok teşekkürler. Bugün birebir yaşadım yani bilerek yaşadım bunları. Çok sağ olun. De hocam şöyle bir şey var. Yani bunlar bize söylenirken hani kontrolsüz güç güç değildir meselesi var ya, böyle bir reklam vardı. Bir lastik reklamıydı Evet. hatta. Evet. Evet, Lastik doğru. tek başına çıkıp gidiyor. Ben bu arada otomotiv programının hocası olduğum için bütün örneklerim lastik, direksiyon Olsun. bunlar üstünden. Olsun. Şimdi hocam şöyle, biz belli yerlerde de mesela ben öğrencilerime hiç kızmadığım halde bilinçli olarak sinirliliğimi gösteririm. İşte kontrol edebiliyorum. Bu çalışmaları yaptıktan sonra yapabiliyorum onu ama. Doğru. Öbür türlü kontrolsüz olarak yapıyorsunuz. Benim onlara biraz diktatörlüğümü de göstermem gerekiyor. Ve onlar o zaman o pencereden beni öyle de görmeleri gerekiyor. Doğru. Yani işte bunları dönütleri de alarak aslında kendi potansiyelinizi görüyorsunuz ve onu kontrollü olarak bir yerlerde kullanabiliyorsunuz aslında. Doğru. Bu da çok önemli bir şey. Buyurun Çok, hocam. çok önemli. Yok, dediğiniz çok doğru. Biz çünkü hani danışan hocalar olarak genelde hani üniversitede arkadaşlar arasında gerçi hani biz bütün yönlerimizle birbirimizi tanıyoruz ama danışan öğrencilerimize daha böyle motivasyonel olabilmek için sanırım böyle daha sakin, daha hoş yönlerimizi gösteriyoruz. Ama bazen tartışma da gerekiyor bilimsel alanda hele. Ama bu bilimsel tartışma demek köprülerin atıldığı durumlar demek değil. Dediğiniz çok doğru. Aslında danışan öğrencinin her yönü görmesi gerekiyor. O yönden geliştirmek gerekiyor. Bir soru var. Önder hocam soruyor. Estağfurullah. Başkalarından duymak yerine kötü yönlerimizi kendimiz farkındaysak bunlar için ne yapabiliriz diyor. Yani biliyorum ben aslında huyum kötü. Mesela çabuk kızıyorum ya da hiç önemsemiyorum. Farkındayım. Bunun için de bir şey yapabilir miyiz? Kesinlikle. Zaten hocam önce kendimiz bir oturup yazıp aynı zamanda da yani eş zamanlı olarak da başkalarına yani yakın çevremize sormamız gerekiyor. Özellikle bizi tanıdığına inandığımız, yakın ilişki içinde olduğumuz, paydaş terimini tekrar söyleyeyim ben. Paydaş bizim yaptığımız işlerden, hayatımızdan etkilenen ve etkileyen herkes, kurum, kuruluş, hatta ben ona açık öğretim platformunda olduğumuz için yazılımı bile katmıştım dün. Şimdi önce tabii ki kendimiz
bilincimizin farkında olması bu çok önemli. Bilinçli insanlarız. Bir de onlarla çek etmiş oluyoruz aslında. Şimdi Önder Hocama yavaş yavaş, Önder Hocam hemen atlayıp en sonunu söyledi bize. Şimdi anlattıkça onun cevapları gelecek aslında. Neler yapmamız Tamam. gerektiğini. Çünkü SWOT analizini biz sadece kendimizi tanımak için yapmıyoruz. Zaten belki de biliyoruz ama bir de şu var, yazıya dökmek çok önemli. Yazıya döktüğünüzde bazı şeylerin de farkına varıyorsunuz. Daha çok beyniniz çalışmaya başlıyor. Onun üzerine daha çok yorum yapmaya çalışıyorsunuz. Hani üniversiteye hazırlanan, işte ortaokul adı ne olduysa o sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz hep şey yapar, çocuklarımız. Böyle formülleri falan yazarlar duvarlara. Çünkü yazılı olduğu zaman siz daha çok beyninizle haşır neşir olursunuz. Onun için yazmakta fayda var bunların yazılması. Sonra hocam, bu bizim iç analizimizdi. Yani aslında kendimizin analiziydi. İç çevre demeyelim de iç analiz diyelim. Şimdi de dış çevre analizimiz var. Bunlar da SWOT'un tehdit ve fırsat, GZFT'nin FT olan kısmı. Yani fırsat ve tehditler. Şimdi bu fırsat ve tehditlere bakarken aslında çevremizi şöyle bir gözden geçiriyoruz ama yine bir teknik var. Diyoruz ki en iyisi siz çevrenize bakarken biraz daha analitik bakın. PEST analizimiz var. PEST. Yine baş harflerinden gelen. Politik çevreye bakın diyoruz. Çevrenizde ne tür değişiklikler oluyor? Politik, ekonomik. PEST'in ikinci S'si sektörel. Sosyal diyelim daha doğrusu. Önce sosyal diyelim. Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik. Teknoloji var. Bir de en sonunda bir S daha var. O da sektörel. Yani hangi iş hayatınız neyle ilgiliyse, ev hanımıysanız, yani ev hanımlarıyla, yani şöyle diyelim, hayatla ilgili, çocuk yetiştirmeyle ilgili, el işi yapmayla ilgili her şey olabilir bu. Kuaförseniz kuaför sektörüyle ilgili, yani böyle bir inceleme yapmanızı aslında öneriyorum yani. Ve eğer öğrenciyseniz sektörelde mesela üniversiteler, yüksek lisanslarınız, Evet. doktoralarınız neler yapabilirsiniz? Hangi bölümler açılmış? Hangi doktora için yeni eğilimler neler? Türkiye'nin bu konudaki açıkları neler? Nereye doğru gidiyoruz? Mesela savunma sanayinde çok büyük atılımlar var. Onunla ilgili doktora programı gibi. Şimdi sektörelde de böyle bir araştırma yapmamız gerekiyor. Sonra oturup fırsat ve tehditlerimizi yine yazmamızda fayda var. Bu fırsat ve tehditlerimizi yazarken de hocam, önümüzde duran fırsatlar neler? Çevrede ne ilginç değişiklikler oluyor. Şimdi biraz önce yaptığımız o politik, ekonomik, sosyal, sektörel, teknolojik şeylere baktıktan sonra bunlarla ilgili bizi ilgilendiren fırsatlar nelerdi? Önümüzde duran, bizim hemen yakalayabileceğimiz. Araştırma yapmadan, yani analizleri yapmak çok doğru değil. Ben stratejik planlamayı şirketler için, yani burada itirafta bulunayım, şirketler için yapılan stratejik planları okuduğumda bazı şirketlerinkini çok üzüntü duyuyorum. Çünkü analitik hiçbir şey yok veya çok az. Veya 3-4 kişi bir araya gelmiş, kendi fikirlerini yazmışlar. O değil. Bakın bireyselde bile, bırakın şirketteki, bireyselde bile muhakkak bunları bizim araştırıp ondan sonra analizini yapmamız lazım. Şimdi hocam, başka soru var mı bilmiyorum ama fırsat Evet ve var. tehditleri hepsini yazdık. Buyurun. Onu da Estağfurullah. söyleyelim. Sultan Hanım diyor ki ben de insanların özünü görebilmek için bazen sert konuşuyorum. Bazı insanların içinden bambaşka insanlar çıkıyor. Sizce böyle yapmam doğru mu diyor ve teşekkür ediyor. Sultan Hanım'a çok sevgilerimi gönderiyorum öncelikle. Şöyle, ben mizacımdan dolayı böyle cevap vereceğim. Herkesin mizacı farklı. Gideceği yol farklı.
Ben de yumuşaklık yolunu hep seçmişimdir. Onun için doğru mu yanlış mı diye bir cevap veremeyeceğim doğrusu. Ama sertlikten de çok bir netice alınmadığını düşünüyorum. Bu sefer karşı tarafın hiç görmediğiniz yüzünü görürsünüz ama mesela bana da çok sert biri tepki gösterse belki ben de ona sert bir tepki Evet. gösterebilirim. O yüzden hani sert ve ani davranışların kimseye faydası olmadığını düşünüyorum. Ama bu benim mizacımla ilgili bir şey olabilir. Hocam bir de şöyle bir şey var. Benim gözlemlediğim naçizane. Biz hemfikir olmadığımız konuları ifade ederken sorun yaşıyoruz. Karşımızdaki, yani sizin için değil. Mesela karşınızdaki biri sizinle hemfikir olmayabilir. Çok normal bu. Beğenmeyebilir yaptığınız işi. Bu da çok normal. Ama bunu ifade ederken mesela kendi yaptığı işin ne kadar iyi olduğunu göstermek için bir başka birinin yaptığı işi kötülüyorsa ya da bir başka ifade kullanılıyorsa, sertleşiyorsa bunlar çirkin, etik ve ahlaki olmayan boyutlar. O zaman da siz de ister istemez hani sinirlenebiliyorsunuz ya da üzülebiliyorsunuz. Galiba bizim bu boyutta da biraz çalışmamız gerekiyor Türkiye'de yaşayanlar olarak. Hemfikir olmak zorunda değiliz. Aynı pencereden bakmak zorunda değiliz. Tabii ki evrensel ilkeler ve ahlak kurallarını katmıyorum işin içine. Onlar mutlaka olacak ama kendimizi ifade ederken o dilimiz belki biraz daha sizin dediğiniz çok doğru nazik, kibar. Ya yani illaki karşı tarafa kabul ettirir. Bizim öyle bir yapımız var. Mutlaka benim fikrimin karşısını kabul etmesi gerekir. Yani böyle bir dünya yok. Galiba bunları da öğrenmemiz gerekiyor bu SWOT analizlerinde. Aynen hocam. Ben öğrencilerimi ilk bir hafta, 2 hafta konuşturana kadar inanın böyle akla karayı seçiyorum. Çünkü hep konuştuklarında aynı fikirde olmayan kişilerin tepkileriyle karşılaşmışlar. Bilmiyorum öğrencilerim var mı şu an bizi dinleyen. Bilirler ben hep onları konuşturmaya çalışırım. Ve şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında nazikçe, latif bir dille, siz tam aksi bir düşüncenizi karşı tarafa anlatabilirsiniz. İlla ki kabul etmeniz, etmemesi de şart değil. Evet. Onun için her zaman bunda fayda var. Bir de hocam yeri gelmişken hemen onu da söyleyeyim. Sen. İlmi siyaset denilen bir terim var. Siyaset denilince biraz kötü geliyor ama anlatmak istediği şu. Kötü bir şeyi bile aslında iyi bir dille anlatabilirsiniz. O yüzden de ben onu çok beceremesem de şöyle yapıyorum. Bir insanın hatasını söyleyeceksem öğrencilerimin özellikle önce onun iyi yaptığı şeyleri söylüyorum. Öğrencilerim o iyi yaptığım şey karşısında ve bunda yalan hiç yok. Gerçekten de iyi yaptığı bir şey her insanın vardır. Mutlaka. Onu önce söylüyorum, sonra onun mutluluğunu yaşarken yavaşça onu da düzeltebilirsin diyorum. O zaman karşı tarafın çok büyük değil. İşte böyle bir latif ilmi siyaset diye de biraz buna diyor galiba Evet. büyüklerimiz. Evet. Tatlılıkla anlatmak gibi bir şey bu. Evet. İki tane soru Bizim. geldi hocam. Buyurun Bu arada hocam. estağfurullah. Merhaba. Fikirlerin, bilgilerin kişiselleştirmemek, profesyonel hayata hazırlıkta olması gerekmez mi diyor. Fikirlerin, bilgilerin kişiselleştirilmemesi hocam. Bilgilerin kişiselleştirilmemesi derken nasıl sordular onu tam Bir daha belki yazarsalar soruyu. biraz açabilirlerse Evet. çok onu Evet. anlayamadım. Handan hocam diyor ki ek olarak ön yargılarımız çok fazla bundan da kaynaklanıyor olabilir mi diyor. Kesinlikle. Hocam ön yargı biliyorsunuz ön yargılarla ilgili atom çekirdeğini ben hani parçaladım ama o ön yargıları parçalayamadım Çalıyor diyen evet, bilim adamlarımız var. Şimdi onun için ön yargısız olmaya çalışmak o çok önemli bir şey. Evet. Zaten ön yargıyla konuşmaya başladığınızda yani gideceğiniz yol bütün çakıllarla patika yollara giriyorsunuz. Ön yargılarla yaparsınız. Onun için dün şeyin üstünde çok durduk. Hayal kurmak, hayalinizi genişletmek. Sonra kendi içinize dönmek, kendinizi değerlendirmek biraz o ön yargılardan
insanı da uzaklaştırma yoluna gidiyor. Bu arada tabii manevi yönünüzü güçlendirmek de çok önemli. Bunlar size ön yargılarınızı yavaş yavaş temizlemenizi, adım atmanızı sağlıyor aslında. Bunlar çok önemli. Hocam, Buyurun. açıklama geldi bir önceki. Fikirlerle özdeşleşmemek deniyor. Yani hani fikirleri herhalde körü körüne bağlı kalmamak anlamında bir, hani Evet. fikirlerimiz tamam tabii Evet, ki doğru. savunacağız ama bazen de Tamam, şimdi kişiselleştirmek anladım. kişinin Aynen, gerçeğini aynen. yansıtmayabilir diyor. Evet. Çok doğru. Şimdi biz bir insana kızıyoruz. O aslında ne dese itiraz ediyoruz. Yani Ağzıyla kuş tutsa. bilimsel konuşuyor aslında o. Bilimsel söylüyor bazı şeyleri. Belki bizimle aynı şeyi söylüyor ama ön yargılarımızdan veya onu o kişiyle kişiselleştirdiğimiz için onu kabul etmek istemiyoruz. Tabii bunlar çok yanlış şeyler. Dediğim gibi siz kendi stratejik planınızı bireysel böyle içinize dönüp veya kendi ufkunuzu açıp hedeflerinizi koyup kendinize işte bir ikinci faaliyet alanı açıp spor, müzik, işte sanatsal faaliyetler, yeteneğiniz neyse onu fark edip bunları yapmaya başladığınızda biraz daha insani değerlere dönüyorsunuz. Dün biraz bunları konuştuğumuz için Evet. tekrar şey yapmadım ama hep Evet. yeri geliyor Evet. aslında. Ama önemli hocam. Bakın bizim toplumda bunlar giderek eksikleşen ve Evet. unutulan Evet. değerler. Fikirlere sınır yok. Evet, fikirlere sınır yok. Hocam dün konuştu. Hayal gücümüzü geliştirebilmek ve işe koşabilmek için o kutunun içinden çıkmamız gerekiyor. Kutu yok yani. Aynen. Aynen. Değil mi hocam? Ama bu Aynen. fikirlere Aynen. sınır yok derken işte etik değerler, ahlaki değerler hocam, bunları değerler olmadan da işe koşamıyoruz değil mi hocam? Koşamıyorum. Aslında şöyle tanımlamıştık. Hemen onu da söyleyelim. Mevcut durumumuz şu an ayağımızı bastığımız yer. Mevcut durum. Misyonumuz sırtımızdaki heybemiz, sırtımızdaki askımız yani azığımız. Bunlar bizim misyonumuz. Değerlerimiz elimizdeki pusula aslında değerlerimiz. Ve o pusulaya göre çünkü patika yola mı gireceğiz, çamurlu yola mı gireceğiz, dikenli yol mu? Tabii değerlerimizin içinde eğer ön yargılı olmak, insanları eleştirmek de varsa o zaman bizi çamurlu patika yollara götürebilir. Bu arada da büyük hedefimiz, öz ülkümüz, hani Atatürk'ün ülkü dediği şey Evet. veya büyük hedefimiz, en büyük hedefimiz, yıldızların üzerindeki o nokta, hayal, uçuk bir şey. O da bizim vizyonumuz. Bu arada benim ablamın adı da Hayal Hocam. Aa, çok güzel. Evet. O da izliyordu. Ona da çok buradan selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Vizyoner bir aileyiz yani. Ne Ablamın adı güzel. da Hayal. Şimdi o hayal de yıldızların üzerinde bir şey. Yani işte vizyonumuz aslında. Pusulamız da değerlerimiz dediğimiz gibi. Böyle bir tanımlama yaparsak işte biz bu aradaki merdivenleri de tamam pusulamız var da o merdivenler de stratejilerimiz olacak. O büyük hedefe ilerleyeceğimiz stratejiler. Dün böyle tanımlamıştık. Evet. Şimdi hocam bu arada tabii tehditlerimizi de bilmiyorum soru var mı? Ben hemen Yok tehditleri de hocam. söyleyeyim ve Buyurun onu hocam. hemen tamamlayalım istiyorum. Şimdi tehditlerimiz de çevreden gelen engeller. Ne gibi engellerimiz var? Hani politik, ekonomik, sosyal, sektörel, teknolojik bunları sıraladık, düşündük. Kendi durumumuza baktık. Dışarıda, çevrede bununla ilgili yani beni engelleyen neler var? Rakiplerim diyebiliriz. Ben çok rakiplerim sözünü sevmemekle birlikte hayatında gerçeği tatlı bir rekabetle insanı biraz motive de ediyor tabii ki. Kesinlikle. Rakiplerim ne yapıyor? Mesela öğrenciysen, doktora yüksek lisansa başlamışsan veya devam ediyorsan benim statümdekiler ne yapıyorlar? İkinci bir dil öğreniyorlar. Ha, tamam bir tane onu bakmam lazım. İşte efendim programlama dili öğreniyorlar. Aa, iyi de işte benim için benim çalışma alanıma
Program mı öğrenmeliyim, yeni bir dil mi öğrenmeliyim, yani programlama dili, yoksa hazır tool'ları mı kullanmalıyım gibi, böyle bu analizleri yapmak bile insanı ne kadar geliştireceğini bir düşünmek lazım. Tehditlerimizi de yazdık. Şimdi biz aslında 4 tane ana unsuru belirledik. 4 unsurumuzu. Güçlü yönlerimizi, gelişmeye açık yönlerimizi, fırsatlarımızı ve tehditlerimizi. Önder hocam sormuştu. İşte bunlarla hani nasıl yapacağız? Zayıf yönlerimi ben biliyorum. Sonra ne yapacağım diye. Şimdi şöyle bir genel stratejimiz var. Olumlu yönlerimizi kullanarak biz olumlu yönlerimizden hareketle olumsuz yönlerimizi olumluya çevirmek. Veya çevreden gelen olumsuz şeyler varsa ya onları çevreden gelene, çünkü müdahale edemiyoruz. Çevreden gelen olumsuzluklar varsa ya onları olumluya çevirebiliriz, çeviremiyorsak uzak dururuz. Yani düşünsenize, bir arkadaşınız var, size bir sürü olumsuzluklar yüklüyor. Şimdi onun olumluya dönmesi için belki siz bir iki çaba harcarsınız. Dönmüyorsa uzaklaşırsınız. Aynen bunu söylüyorum. Sizin hayatınıza kötü etki ediyor çünkü. Şimdi dışarıdan gelen tehditler de böyle. Yani şimdi teknik adıyla anlatıyorum. Güçlü yönlerimizi kullanarak zayıf yönlerimizi güçlendirebiliriz. Güçlü yönlerimizi kullanarak fırsatlardan faydalanabiliriz. Güçlü yönlerimizi kullanarak tehditleri ya fırsata çeviririz ya da tehditleri uzaklaştırırız Evet. Hocam kendimizden. bir soru var. Bu Buyurun hemen hocam. konuyla da Tabii. bağlantılı. Tabii. Baran Bey soruyor. Hocam diyor, insanı o an olduğu durumdan memnun olmaması ve hayatında bir şeyleri değiştirmesi gerektiğinin farkında olmasına rağmen bir şey yapacak enerjiyi kendisinde bulamaması durumuna çare olarak bir stratejiniz var mıdır diyor. Kesinlikle. Kesinlikle var. Şimdi Baran Bey'in hani kaç yaşında hangi şeyde bilmiyorum, ama Ben de tanımıyorum. gençlerimiz tanımıyorum. Tekrar o da hoş geldin. Şöyle, gençlerimizde bu durum çok var. Bu durumu eğer o çevre içindeyseniz bir çevrenizi değiştirmenizde nasıl? Yani tamamen arkadaşlarınızı, dostlarınızı değiştirin anlamında söylemiyorum. Hani tebdili mekanda ferahlık vardır meselesi. Ve o çevreden çıkıp biraz kendi içinize dönüp biraz olumlu şeyler yapıp, işte doğa yürüyüşleri, ibadetler, kendi inancınıza göre, işte yogaysa yoga, meditasyonsa meditasyon, biraz içinize dönüp resim yapmak, şiir yazmak, her neyse, yani böyle biraz ruhunuzu dinlendirmek şey gibi. Dün bahsettik ya Peru'da şeylerin, ne diyelim, Rehberlerin. rehberlerin durup dinlenmesi gibi. Şimdi hepimizin zaman zaman böyle iniş ve çıkışları oluyor. Benim de çok oluyor. O zaman biraz durup dinlenmeniz ve sevdiğiniz işleri yapmanız lazım. Ben yemek yapmayı çok severim. Mesela yemek yaparım o zaman. Eşimle birlikte yürüyüşler yaparım. İşte kayağı çok severiz, kayak yaparız falan. Yani böyle kendinizin ruhunuzu besleyen şeyleri yapıp olumsuzluklardan biraz uzak durmak sizi tedavi edecektir diye düşünüyorum. Ondan sonra tekrar yolunuza devam edeceğiniz zaman da bazı şeyleri gözden geçirmek lazım. Hani neleri yanlış yaptık, niye bu duruma düştük diye. Hani dün şeyden bahsetmiştim hocam. Demiştim ki misyon, neden varızın, neden varız sorusunun cevabı misyondu. Nereye gideceğim sorusunun cevabı vizyon veya büyük hayaldi. Değerler de bunu nasıl yapacağım, yani iş yapış yöntemiydi ve değerler davranışlarımızı şekillendiriyordu. Şimdi Baran Bey'in sorusuna cevap olduğu için söylüyorum. Davranışlarımız da sonuçları oluşturuyordu. Eğer sonuçlardan memnun değilsek muhakkak davranışlarımızı düzeltmemiz, hatta değerlerimize dönüp bir bakmamız gerekiyordu. Evet.
O yüzden bunu söyledim. Eğer Baran'ım, böyle bir Baran, ol... sözünüzü hep kesiyorum, kusura bakmayın. Hı. Baran Bey 22 yaşındayım diyor. Bilişim sistemleri mühendisliği öğrencisiyim diyor. Oh Ve süper, teşekkür ediyor. harika. Muhteşem Ben be. teşekkür ederim. Harika. Yani benim dediğim gibi hayalim böyle gençlere ulaşabilmekti. Öğrencilerimden ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi Baran Bey'e de ulaştık. Çok memnunum. Hele 6 yaşındaki Kemal'imize bayıldım tabii ilk konuşmada. Şimdi onun için biraz durup dinlenmek çok önemli. Neredeydik hocam? Şimdi Aslında hı. tamamladık dört gözemizi. Dört göz, evet, onları tamamladık. Şimdi bunlardan hareketle stratejilerimizi şöyle genel bir yolu da çizdik. Yani artık yavaş yavaş bulunduğumuz durumdan o hayalimiz yıldızların üzerine çıkmayı hedeflediğimiz yere gitmemiz lazım. Şimdi burada olumlu güçlü yönlerimizi kullanarak demiştim. Zayıf yönlerimizi, işte fırsatlarımızı, işte tehditlerimizi ya uzaklaştırıyoruz. Yani fırsatlarımızı biz kullanacağız olabildiğince. Zayıf yanlarımızı düzelteceğiz. Tehditlerimizi de fırsata çevirmeye çalışacağız. Şimdi bir hemen soru gelebilir burada. Hani fırsatlar nasıl tehdide dönüşebiliyor? Çünkü fırsatlar ve tehditler çevreden gelen unsurlar. Biz bunlara her zaman müdahale edemeyebiliriz aslına bakarsanız. Ama tabii yöntemleri var. Bir kere olumlu bakmak lazım her olaya. Hani önümüzde tehditlerimiz var. Şey vardı, şöyle bir anekdot da anlatayım. Böyle Ankara'ya gidiş gelişlerimin çok olduğu haftanın bir günü, 2 günü Ankara'ya gidip döndüm veya bir gün içinde gidip döndüm, böyle bir dönem vardı hocam. Yine uzaktan eğitimle ilgili o tarafa gidiyordum. Bir gün uçakta küçük bir çocuğun dergiyi açmaya çalıştığını gördüm. Cep telefonu gibi o şey hücreleri açmaya çalışıyor. O kadar şaşırmıştım ki. Çok da hoşuma gitti. Ne kadar akıllıca bir şey. Sonra dergiyi kapattı falan. Neyse. Şimdi biz de tehditleri öyle açmalıyız şöyle biraz. Tehditleri açıp oradaki olumlu şeylere odaklanmamız lazım. Ne demek istediğimi şimdi anlatacağım. Şöyle 2009-2013 yanlış söylemiyorsam stratejik planı 2009-2013'tü. Atatürk Üniversitesi'nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin stratejik planını hazırlayan ekipteydim ben de. Orada rektörlükte kulakları çınlasın çok değerli hocalarımla tehditleri, fırsatları böyle analizler yaparak, veriler alarak falan hazırlıyoruz. Sonra dediler ki en büyük tehditlerimizden biri de bir kış şehrinde olmamız. Bizim için işte kar, soğuk çok tehdit dediler. Ben orada bir zıpladım çünkü kayağı çok seven biriyim eşim sayesinde. Şimdi dedim ki bu tehdit değil aslında fırsat hocam falan falan. Neyse tartıştık. Sonra dedik ki hem fırsat hem tehdit. Bir kere bir konu hem fırsat hem tehdit olabilir. Bunu unutmamak lazım. Hem güçlü yönünüz hem zayıf yönünüz olabilir. Bundan hiç çekinmeden öyle analizlerimizi yapmamız lazım. Sonra hocam ne oldu biliyor musunuz? Benim işte kayaktı şeydi falan derken kar yağışı, onlar da işte beyaz asfaltı anlattılar. Gerçekten Mayıs ayında bir kar yağıyor. Ta işte Mayıs ayı düzeltiyorum. Eylül'de bir kar yağıyor. Mayıs'a kadar kalkmıyor falan deniliyordu. Şu yıllarda daha iyi ama. Sonra kış olimpiyatlarını hedefledik hocam. Ve bir tehdidi fırsata çevirdik. 2009 yılında büyük çabalarımız ve inancımızla biz aslında olimpiyatları aldık. Ve Erzurum'a muazzam bir yatırım oldu. Atatürk Üniversitesi'ne çok büyük yatırımlar oldu. Ve böylelikle o tehdit fırsata dönüştürüldü. Ve bu konuda stratejilerinizi de ortaya koymanız lazım tabii ki. Yani en son görüşmeler yapılıyor İtalya'da. Rektör yardımcısı hocamız
Erzurum'da çok soğuk olur kış geceleri, özellikle kışın. Eksi 40'ı görmüştüm ben orada. O soğukta Palandöken'e öğrencilerimizi de alarak çıktı ve gece yapılan en son karar noktasındaki toplantıya katıldı. Biz çok istiyoruz hey diye bağırarak bir şey yaptı oraya, o toplantıya. Böylelikle biz biliyor musunuz o anda bizim lehimize döndü bütün olaylar. Yani inanmak çok önemli tehditleri fırsata çevirirken ve bu konudaki stratejilerinizi çok düzgün, faaliyetlerinizi çok düzgün planlamak önemli hocam. Bir de ben bir Peki şey bunu söyleyebilir miyim? Yine sözünüzü tabii hocam. kesiyorum. Buyurun, buyurun Yani hocam. meslek yaşamımda gözlemlediğim şu var. İnsanlar uzman oldukları konularda bunu bir fırsatıken tehdide çevirebiliyorlar. Örneğin iyi bir programcı, bilgisayar programcısı. Mesela ben nasıl olsa bunu biliyorum. Çok Rahatlığıyla doğru. Çok doğru. bu bir tehdide dönüşüp kendileri için başarısızlık sebebi olabiliyor. Ya da mesela dilcilerde ben çok yaşıyorum. Aslında hani kaynakları mesela İngilizce, Fransızca hangi dilse çok rahat okuyup ulaşıp diğerlerine göre hani çalışabilecekken nasıl olsa yaparım, nasıl olsa biliyorum derken bakıyorsunuz dil konusunda sorunu olanlar azmedip mesela daha fazla kaynağı okuyup okuyabiliyorlar. Bu nedenle bazen biz kendimiz de koyabiliyoruz galiba değil mi? Tehdit, yani bu Aynen. fırsatlarımızı çevirebiliyoruz ya da tehditlerimizi fırsata çevirebiliyoruz. Çünkü neden hocam? Deminden beri söylediğimiz. Bu aynaya bakma meselesi var ya, onu yapmadığımız için farkında değil o elindeki fırsatın. Çok özgüvenli olup, çok zeki olup, hızlı okuduğu için yanlış puanlama yapan bir sürü öğrencimiz, Evet. çocuğumuz var. Şimdi kendinin farkında değil. İşte bunları yazılı hale dökerse kendinin farkına varacak. Bu çok önemli. Harika bir gençliğimiz var. Yani gerçekten pırıl pırıl harika. İşte bu yol haritasını izlerlerse işte kendilerinin farkına varacaklar ve bu hataları yapmayacaklar. Fırsatları tehdide dönüştürmeyecekler. Biz tehdidi fırsata dönüştürmeyi Evet. bahsediyoruz. Çok doğru söylediniz. Bir de bir şey var, onu da hemen anlatayım ve ben şimdi gözüme takıldı, 10 dakika kalmış. Olsun. Bir hikaye daha var, yani bir Japonya'dan bir hikaye bu da. Çoğumuz biliyoruzdur aslında, tehdidin fırsata dönüşmesiyle ilgili harika bir şey. 10 yaşında bir Japon evladımız diyeyim, bir çocuk. Aslında judo öğretmeni olmak istiyor ve 10 yaşında sol kolunu kaybediyor. Ve judo öğretmeni olamayacağını düşündüğü için de hayal kırıklığı ve bunalıma giriyor. Ondan sonra babası bu bunalımı görüp, münevver bir babaymış belli ki, ve şey yapıyor, yani hemen judo öğretmenine gidip ona danışıyor. Her zaman hocam bir bilene danışmak çok önemli. Şimdi hemen danışıyor, diyor ki şu öğretmeni gelin bir bakayım. Neyse gidiyorlar. Tamam diyor, ben öğretirim judoyu. Ondan sonra çocuğa neredeyse 5-6 yıl, ne kadarsa o süre, şimdi ben çok hikayeyi şey yapmayayım, sürekli aynı hareketi öğretiyor çocuğa. Aynı hareketi, aynı hareketi. Çocuk artık diyor ki yani zaten tek kolum yok. Bir de judonun tek hareketini öğreniyorum, ne yapacağım derken hocası diyor ki bir turnuvaya katılıyoruz. Hadi bakalım. Bütün bildiklerini orada göstereceksin. Diyor ki bir tane hareket biliyorum. Ne yapacağım? Güven diyor. Neyse geliyor hocam bu çocuk. Artık hani 20 yaşlarına gelmiş. Birinci kişiyi yeniyor. İkinciyi yeniyor. Her önüne geleni yeniyor. Artık en son çok başarılı. Dünya neyse işte şampiyon. Dünya şampiyon diye abartmayalım. Şampiyon biriyle karşılaşacak. Diyor ki hocam ne olur ben artık rezil olacağım. Bir hareket biliyorum. Sol kolum yok. Hayır diyor, güven bana ve sen öğrettiğini yap. Hocam onu da yeniyor. Sonra diyor ki çocuk nasıl oldu bu, inanamıyorum. Hocası diyor ki birincisi sana verdiğim o hareketi senden daha iyi yapan yoktu. Çünkü sen bunu çok güzel yaptın. İkincisi de sana öyle bir şey öğrettim ki bu hareketini geri çevirebilmek için judoda onu veya karatede neyse bunu
O sol kolunu tutması lazım. Onu yakalayamadığı için herkesin rahatsızlığı. Hocam burada çok güzel bir şey var. Bir, hep yolumuzu böyle bilenlere düşürsün. Bu İnşallah. Amin. özellikle bireysel stratejiyi de böyle çok herkes diline pelesenk etmiş durumda ama yolumuzu bilenlere düşürmesi çok önemli. Amin. Bir bilene sormak çok önemli. İkincisi de tabii ki işte tehdidin fırsata dönüşmesi böyle bir şey gerçekten. Muhteşem. Şimdi hocam bunları biz şöyle bir toparlamamız gerekirse bu şekilde stratejilerimizi yazmamız lazım. Stratejilerimizi yazmamız yeterli. Bunları nokta atışıyla yine demin gösterdim o çocuğun şöyle açar gibi yapmasıyla açıp amaçlarımızı, stratejilerimizi hedefler koymamız lazım. Dün bir örnek vermiştim. İngilizcemiz zayıf. Onu geliştirmem lazım. Bir dil mi öğreneceğim? İki dil mi? Hangi tarihe kadar öğreneceğim? Neler yapacağım? Böyle faaliyetleriyle, hedefleriyle kendimize bir yol çizmemiz lazım. Sonra arada bir kontrol etmek lazım. Ben acaba ne kadar ilerledim? Ne yaptım? Bu işin neresindeyim diye. Yani buna biz fark analizi diyoruz. O da çok teknik bir konu. Arada bir de kendimizi demin Baran Bey'in söylediği gibi hani arada bir kendimizi çekmemiz lazım. Kendimizi değerlendirmemiz lazım. Biz bunlara performans değerlendirmeler diyoruz. O aslında periyodik olarak yapılması gereken daha iyi gelişmemiz için şart olan noktalar. Şimdi buradan bunlar çok teknik konular. Bakmayın ben size böyle çok hani hazmettiğimiz için kolay bir şekilde anlattım. Konuyu çok iyi bilenin anlatması biraz şey olur. Basite indirgeyip Estağfurullah. anlattım. Hocam Bunlar çok teknik konular. konuyu çok iyi biliyorsanız aynı köşe yazıları edasıyla anlatabilirsiniz, basitleştirebilirsiniz, yoksa anlatamazsınız. Bu konuda siz duayensiniz. Aslında Estağfurullah. arkada koşan çok büyük bir şey de var, değil mi? O teknik Evet. yapıyı, felsefeyi birlikte bütünleştirip işe koşulması da gerekiyor. Ben çok Aynen. teşekkür ediyorum. Bizim Sağ olun. anlayacağımız şekilde bize anlattığınız için. Estağfurullah. Ne mutlu bana. Böyle güzide bir grupla karşılaştırdınız beni. Şimdi hocam, bunlar çok teknik konular. Dün bahsetmiştim. Benim doktora öğrencim diye Büşra hatta tam ondan bahsederken buradayım diye el kaldırmıştı. Şimdi biz onunla mesela sadece işin stratejik plan tabanlı performansını yapay zekayla bir algoritmaya oturturken benim 1986-2021 35 yıl mı oluyor? Neyse o kadar bir birikime rağmen bir yılda, 1,5 yılda algoritmayı yazabildik. Şimdi algoritma derken yapay zeka algoritmasından bahsediyorum. Şimdi bu konular analiz edilirken yapay zeka ile desteklenmesi çok önemli. Bu bireysel stratejik plan için de geçerli. Bir sürü verileri alıyorsunuz ve onları aslında yapay zeka ile bizim yapmaya çalıştığımız bu aslında. O konuda sağ olsun benim de TES hocam, Cemal hocam da beni o yönde biraz şey yapar, över. Böyle sosyal olayları alıp matematiğe oturtup ondan sonra oradan sonuçlar çıkarma konusunu hep ben çalışıyorum. Şimdi burada da öyle. Bunlar sözel konular. Bunları bir matematiğe oturtuyoruz. Oradan da bizim için en ideal olan sonuçları çıkartıyoruz. İşte bu yapay zekayla, o algoritmalarla çok daha doğruları çıkıyor. Biz kendi başımıza da bir şeyler yapabiliriz muhakkak. Sırf bu analizleri yapmak, bu kültürü oluşturmak çok önemli. Şu an benim şu ana kadar yaptığım konuşma aslında bu kültürün oluşturulması ile ilgiliydi. Bu mantığın verilmesi ile ilgiliydi. Çünkü hayallerimizden koptuk, umutlarımızdan koptuk. Onların tekrar geri kazanımı ile ilgiliydi. Çünkü bizim genetik hafızamızda bu var. Ecdadımıza baktığımızda. Şimdi ama daha iyi bir yol çizebilmemiz için de
Bunların yapay zekadan desteklenmesi çok daha iyi sonuçlar çıkartıyor hocam. Bunu vurgulamam lazım. Kesinlikle. Çünkü artık hani teknoloji, şöyle düşünelim, bir hesap makinesini düşünün, değil mi? Hani bizim Evet hocam. yaptığımız dört işlemle onun yaptığı işlem, hız ve geçerlik güvenilirliğe baktığımız zaman yarışmamız mümkün değil. Çok farklı. Çok Aynı farklı şekilde tabii. ki Emel'in tezinde de siz Emel'le birlikte, değil mi, o bu Evet. stratejik analizlerin hatta atık bırakmadan yaptık. Evet, yeni bir yöntem. Evet, Sizin Emel sayenizde. Hoca'nın tezinde, Buket Hocam'ın önderliğinde Estağfurullah, bir, ama sizin. estağfurullah, ben danışmandım ama bir fikir geldi. Delphi çalışması yaptık. Delphi çalışması kısaca şeydir, uzman görüşü almaktır. En az 3 oturumdan gerçekleşir filan filan, bir takım teknik özellikleri var. İnsanlar böyle ne, çok kolay 3 aşamalı görüşme tekniği gibi zannediyorlar ama değil. Neyse, bunları aldık. Buket Hocam şunu dedi, işte Delphi'de bir de şey vardır, belli bir puan üstündekilerini alırsınız, altındakilerini de atarsınız, kullanmazsınız. Ama şunu dedi Buket Hocam, yani uzmanları siz bu kadar kolay bulmuyorsunuz. Çünkü hakikaten kaba bir tabirle göbeğiniz çatlıyor ve konuşturmak da çok zor uzmanları o konuda. Dedi ki Buket Hoca, biz atık ya bırakmasak, bunu biz yapay zeka şeylerinden, tekniklerinden bulanık mantıklı bir test etsek ve atıksız fire vermeden bir Delphi modeli geliştirsek, ve geliştirdik. Şu anda onun şeyi yazılıyor ve biz buna işte Eco Delphi, Yeşil Delphi adını verdik ve alan Evet. dünyada da ilk. Çok teşekkür Evet. ediyoruz. Ve Emel'e de ben Sergiledin onu. teşekkür ediyorum. Bize güvendi. Evet. Bir tez öğrencisi olarak ve şey, uyum sağladı. Bu da çok önemli. Hocam sağ olun. Çok. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Sizin de. Şimdi hocam, aslında şöyle, sizinle çalışmak o kadar güzel ki, Teşekkür ederim. Bilgi işleyen her şey yeni bir bilgi üretiyor aslında. Bayes matematiğinden biz bunu öğrendik. Bilgi işleyen her şey yeni bir bilgi ürettiği için sizinle biz habire yeni bilgiler işledik. Öyle olunca da yeni bilgi ürettik. Öyle Evet. diyeyim. Yani Bayes matematiğinde olduğu gibi. Onun için sizinle çalışmak da çok güzel ve Çok ben sağ olun. bunu hayal Karşılıklı. kurmada da söylüyorum. Yani bilgi işleyen her şey yeni bilgi üretiyor. O zaman hayal kurmaya devam edelim ki yeni hayaller beslesin. Hani hocam, su kuyularında gözeler vardır. Siz o gözeden suyu çekmezseniz gözeler kapanır. Şu an bizim o yüzden hayal gözelerimiz kapalı aslında. Çok hayal kurmadığımız için zamanla kapanıyor. Hep çünkü kültürümüzde aman hayalperest, aman işte başımıza icat Gerçekçi değil. çıkartma. Gerçekçi değil, Gerçekçi ben değil. çok realistiyim derler hani gençler falan. Hayal kurmak realistik olmamayı getirmiyor zaten. Van Gogh şey diyor hocam, önce ben resimlerimi hayal ederim, sonra hayallerimi resmederim. Bakar Hocam mısınız? şu Yani arada ben şunu söyleyeyim. Ekran yıkılıyor. Üçüncü oturum istiyor herkes. ah Evet. hocam, yarın olmasın da Yok, o zaman yarın istiyorsanız yarına da hazırım ben, ama performansım düşer diye korkuyorum. arada verip özetmek de gerekir. Evet hocam, Konuşalım biz evet. sizinle. Olur, Evet, üçüncü, hocam. hatta belki de Teşekkürler. dördüncü oturum diyebiliriz. Belki de günler düzenleriz. Biz sizinle Ay, beni konuşalım hocam. Estağfurullah, utandırıyorsunuz, estağfurullah hocam, estağfurullah. vallahi. Sağ olsunlar, çok teşekkür ederim herkese, sağ olsunlar. Yani ben şöyle söyleyeyim hocam. Mesleğimi çok severek yapıyorum, çok inanarak yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Ama şu var, eksiğim var, gediğim var, onlar kesin. Gönlünüzü koyarak yapınca demek ki karşılığı oluyor. Yani her ne kadar sürçülisan ettimse affetsin Estağfurullah. herkes. Estağfurullah. Herkese çok teşekkür ederim. Hani Olur mu sağ hocam? olsunlar. Siz uzun yıllardır Sağ olsun. tanışıyoruz ve jürilerde Evet. hep birlikteyiz. Evet, Ve evet. ben Buket hocamla her bir jüride çok farklı şeyler öğrendim. İşin en güzel yanı, hocamız gördüğünüz gibi çok sakindir ve ket vurmaz hiçbir şeye.
bu sefer gelişebiliyorsunuz, birlikte öğreniyorsunuz, dediğiniz gibi o hayalleri kurabiliyorsunuz. Evet, maşallah, eşinizden maşallah da geliyor bu arada. Çok güzel, ne O da güzel. ayrı bir odada dinliyor beni, Ne sağ güzel, olsun, ama ne teşekkür güzel. ederim. Şu var hocam, yani bunu da küçümsememek ya da azımsamamak ya da mütevazı olmamak gerekir. Günümüzde insanlar işlerini bir dediğiniz gibi aşkla yapmıyorlar. Bu çok önemli. Yani hani şarkıda dediği gibi, ne yaparsan yap aşkla yap. Bu çok önemli. Evet, çok. İnanarak yapmak, eksik olduğumuzu bilmek ama mükemmel yönlerimizi de kabul etmek. Ve yani sizle ben belki kişilik ve kimlik olarak çok farklıyız ama ortak noktalarda buluşabiliyoruz çünkü saygılıyız ve ön yargılıyız. Bunlar çok önemli sanırım, değil mi? Aynen. Evet, Çok. Cüket hocamız çok ama çok kıymetlidir diye geliyor Özlem Hanım'dan. Ah, Evet. teşekkürler Ezdem hocam. O da bizim Özlem hocam sanıyorum. Özlem Ben Özer. göremiyorum çünkü Özlem Özlem Özer Özer hocam Tugay bizim mı? üniversite. Evet, seramik sanatçısıdır. Maşallah. Bizim öğretim görevlimiz. Çok sevdiğim bir hocam. Sağ olsun. Hocam yüreğinize sağlık, emeğinize Çok sağlık. teşekkür ederim. Biz Sağ sizi olun. bırakmayacağız. Ben konuşacağım şimdi Tamam. yayından sonra. Peki Devam hocam. edeceğiz çünkü Seve seve. gerçekten özellikle genç arkadaşlarımızın sizin gibi değerlerle etkileşmesine gereksinme var. Bu çok Sağ önemli. olsunlar. İnşallah hocam. Çok mutlu İnşallah. olurum. Benim için Çok gurur, onur olur böyle güzel gençlikle bir araya gelebilmek. çok teşekkürler Sağ hocam. olun. İyi Size çok akşamlar teşekkür diliyorum. ederim. Estağfurullah, Sağ olun hocam. size katıldığınız için, emekleriniz için, katılımcılarımıza da tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah en yakın Sağ olun. zamanda görüşmek üzere. Bunu da sözünü İnşallah veriyoruz. hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi İyi akşamlar. akşamlar.